Merhaba arkadaşlar, ben Limit Özel Öğretim, Eskişehir Limit Özel Öğretim kursundan Anıl hocanız. Bu TYT denememizin geometri çözümlerinde beraber olacağız. ABC'nin eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. BAD'nin buradan 70 olduğunu söylemiş. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için buraya 70 diyebiliriz. E'yi böyle katlamış adam. Katlarsak şuraya şöyle bir E üssü gibi bir yer oluşturursa bu katlanılan yer 90'da, o zaman şu kısma 20 derece kalır diyebilirsiniz. ABC'de dörtgen demiş. Bir tane dörtgen çizecek olursak şu şekilde AC diktir. Şunu da çizelim hemen. A, D, C şeklinde. Burada DB'nin AC'ye dik olduğunu söylemiş. AB'yi 6 vermiş. CD'yi 8 vermiş. Demiş ki olmak üzere dikdörtgenin her bir kenarı ile karenin bir kenarı ortak. Şimdi bir tane de kare çizmemizi istemiş. Şöyle. Allah, çok yanlış bir çizim oldu. Şöyle bir tane başka bir kare. Şöyle başka bir tane kare. Şöyle başka bir tane kare demiş. Şimdi buraya x dersem buraya y diyebilirim. Bizden ne istemiş? 4 karenin alanları toplamış. Şimdi bir kenarı y ise bir alanı y karedir. 2 tane olduğuna göre dikkat ettiyseniz bundan. Doğal olarak ben ne diyebilirim? Şuradan pardon, birer tane varmış. Y kare artı x kare diyebilirim. Şunun alanı x kare, bunun alanı y kare. Şimdi burada köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların karelerin toplamı birbirine eşittir. 8'in karesi eşittir 6'nın karesi. Neymiş? X kare artı y kareymiş. Zaten benden 4 karenin alanını istiyordu. O da 8'in karesi 6'nın karesi artı x kare artı y kare. Zaten şurası da buna eşit olduğuna göre bura nedir? 100. O zaman burası da 100'dür diyoruz. Bu ikisini toplarsak bu karelerin alanları toplamı 200 gelirmiş. Şimdi sorumuzda iki tane yamuk olduğunu söylüyor ve benzerlik oranını 7 bölü 6 vermiş. Aynanın alanında 72 birim kare olduğuna göre demiş. Şimdi benzerlik oranının karesi neydi? Alanları oranına eşitti. Benzerlik oranının karesi 36 bölü 49'muş. Şimdi aynanın alanı 72 ise diyor ki çerçevenin kapladığı alan kaçtır? Şimdi burayı bulmak istersen bu bunun iki katı, bu da bunun iki katı olur. O zaman bütün alanımız ne gelirmiş? 98. Bütün alandan aynanın alanını çıkartırsam benim çerçevemin alanı 26 olarak söylenebilirmiş. 34. sorumuzda ABC ikizkenar üçgen demiş. AB eşittir AC olmuş. Şekildeki BC dorsa göre simetriktir. O zaman şuralarda birbirine eşittir diyebiliriz. ABC üçgeni saat yönünde C noktası etrafında alfa derece kadar döndürülürse şimdi bu durumda ne olur? Örneğin şurası şuraya gelir. A'mız buraya gelir. Bu da buraya diyebiliriz. Yani burası A üssü oldu. Burası B üssü oldu diyebiliriz. Şu kenar da şu kenara eşit oldu. Burada bir ikizkenar geldi ve CB üssümüz neymiş? 75'miş. O zaman ikizkenar olduğu için burada 75 olur. Burası da 30 olur. Zaten alfa kadar dönmüştü. O zaman alfamız 30 derece diyebiliriz. 35. sorumuzda Esin Hanım ABC dikdörtgen kumaşı şeklinde bir verilmiş. Buranın tamamı 6 ise buraya kaç kalır? 5 kalır diyebilirsiniz. Ve sonra bunu bu şekilde döndürmüş dediğimiz zaman şekil 2'deki F şu aralığı uzunluğunu sormuş. Şurası zaten 1. Burası 4. Bunu ters çevirdiği zaman buraya ne kalır? 5 kalır. Burası ne olacak? 2 olacak şu aşağıdan dolayı. Şimdi buranın tamamı ne? 9. Üst tarafta bir 3'ümüz var. 9'dan 3 çıkarsa cevabımızı 6 olarak söyleyebilirmişiz deriz. En kenarlı bir düzgün çokgenin nasıl hesaplandığını dışarısını söylemiş. O zaman alfayı bulmak için ne yapmamız lazım? 360'ı 20'ye böleceğiz. Buradan 18 gelecek. Betayı bulmak için 360'ı 20'ye böleceğiz. Buradan 9 gelecek. Bizden alfa bölü betayı istemiş. 18 bölü 9 dersek cevabımız 2 olarak söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize A ile B arasındaki uzaklığı sormuş. Şuradan A ile B'yi çizecek olursak, bir de buradan bunu çizecek olursak buranın dik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu arkadaş açının verilerine göre şurası 1, 1 ise o zaman bu yüksekliğimiz nedir? 2'dir. Şimdi 2, 4, şu uzunluğumuz 6'ymış. Şurası da 2 olduğuna göre ben şurayı bulabilirim. Mesela örneğin buraya x diyeyim. A arasında B arasında da y diyeyim. Buradan x'i bulmak istersek x kare eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi olur. Yani x karemiz bizim buradan neymiş? 40'mış. Şimdi y'yi bulmak istediğim zaman da y kare eşittir 2'nin karesi artı x kareyi almamız lazım. O zaman y karemiz buradan ne gelir? 44. Bizden y'yi istiyordu.
Y'mizde ne olur? 2 kök 11 şeklinde söyleyebiliriz. 38. sorumuza devam edecek olursak ABC dik üçgenmiş. O zaman AB diktir, BC ise bu şekilde yazmamız lazım. AB'nin 6 olduğunu, BC'nin 8 olduğunu söylemiş. O zaman burası 10'dur. D, BC'nin elemanıymış. Yani D noktası şuradaymış. ABD'nin çevresini sormuş. Şuradan bir üçgeni birleştirmemizi istemiş. ABD'nin çevresi ile ACD'nin çevresi eşit olduğuna göre de şimdi şuraya Y dersem ABD'nin çevresi dikkatliyseniz 6 artı 8 artı Y. ACD'nin çevresi 18 artı buradan ne geliyor? Şurayı tabi bilmiyoruz. Buraları parçalamamız lazım. Hatta buraya 8 diyemeyiz şöyle. Bir saniye. Bu arkadaşımızı şu 8'i de şöyle mi parçalamamız lazım? Buraya x dersek burası ne olur? 8 eksi x olur. Şimdi ABD'nin çevresini bulmak istersek 6 artı x artı y olur. ADC'nin çevresi de 8 eksi x artı y artı 10 olur. Şimdi buradaki y'ler birbirini götürür. Bu x'i de karşıya atarsak burada ne olur? 2x olur. 18'den 16 çıkarsa burada 2 kalır. X'imiz buradan neymiş? 6'ymış diyebiliriz. Bizden AD'nin uzunluğunu istemiş. Şurası 6 geldiğine göre 6 6 6 kök 2 olarak cevabımızı söyleyebiliriz. 39. sorumuzda bir yamuk olduğunu söylemiş. Şurada CE demiş. Şuraya A dersem EB'ye A dersem CD'ye de A diyebilirim. Şuraya dikkat ettiyseniz tam ortadan ikiye böldüğü için buraya 3 3 paylaştırabilirim. Buradan devam edecek olursak şu yukarıdaki C'den bir dik indirirsek şu şekilde. Burası A olacağı için buraya ne kalır? 13 eksi A kalır. Bu indirdiğimiz yükseklikte 6'ymış. O zaman 2A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı 13 eksi A'nın parantez karesi diyebiliriz. Burası 4A kare eşittir. 36 artı 13'ün karesi 169 eksi birinci ile ikincinin çarpım dikkati 26A artı A kare dersek hepsini solda toplayalım. 3A kare değil mi? Oraya A'yı karşıya atarsak 3A kare artı 26A artı 169 ile 36'yı toplarsak 205 diyebiliriz. Bu da eşittir neymiş? 0'mış. Buradan A'mızı bulabilir miyiz? Buradan şunu şöyle kolaylaştırmak istesek aslında. Şurayı bir bölsek şöyle bir saniye. Şuraya 205'ini aslında bıraksak. Bu arkadaşımızı da A parantezine alsak. 3A artı 26 eşittir. 205 olur. Şimdi şurada A yerine ben 5 versem burası ne olur? 5 olur. Burası ne olur? 41. 41 ile çarparsak gelir. Demek ki A sayımız neymiş? 5'miş diyebiliriz. Artık A'mızı 5 bulduğumuza göre şuraya 5 dersek aşağısında neymiş? 13. Dikkat etseniz bizden istediği yer D ve E noktalar arasındaki uzaklık demiş. D ve E arasındaki uzaklığı şurayı sormuş. Şimdi biz şuradaki orta tabanı söyleyebiliriz. Buranın uzunluğu nasıl bulursun? 5 artı 13 bölü 2'den 9 olarak söyleyebilirsin. Burası 9 mu şimdi? Burada şöyle bir dik üçgenimiz oluştu. Burası 3, burası 9 oldu. Bizden istediği yerde burası. Biri diğerinin 3 katıysa küçüğün kök 10 katı olarak burayı yazabiliyorduk. Bir ABC dik üçgeni demiş. Bir dik üçgenimizi şöyle çizelim. Burası A, burası C, burası B oluyor. Bunları neye göre yazdık derseniz dikkat etsiniz. AB diktir, AC olarak vermiş. D noktası demiş ki ACD, yani şurada bir D noktamız varmış. E noktamız da BC'de, BC üzerinde mi? Şurada bir E noktası varmış. DE diktir. Şundan bahsetmiş. BE eşittir EC demiş. BE dediğimiz şey burası, CE dediğimiz şey burası. Eğer AB'ye K dersek DC'miz 2K oluyormuş. AB'ye K dersek DC'miz 2K oluyormuş. Şurası da 2K'ymış. Şimdi buraya dikkat etseniz dikinmiş, iki eşit parça vermiş. Ben şunu şöyle çizersem şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. O zaman buraya da ne diyebilirim? 2K diyebilirim. Dikkat etseniz 90'ın karşısı 2K, buranın karşısı K. Demek ki burası nedir? 30'dur. Burası nedir? 60'tır diyebilirsiniz.
Bizden A, D, E kaç derecedir diye sormuş. A, D, E. Yani şurası da bana lazım. Dikkat ettiyseniz burasının toplamı 180 olacak. 180'den 30'u çıkartırsam 150 kalır. Buraları da 75-75 paylaşması gerekir. O zaman bizden istediği açımız 105 derece diyebiliriz. Çözümlerimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.